Selam aşkalarım, nasılsınız? Yeni bir video yine sizlerleyiz. Açılıma geçmeden önce ne yapıyorsa biliyorsunlar, klasik oldu. Abone oluyoruz, beğeni tuşuna basıyoruz. O güzel kalp emojilerini benden esirgemiyorsunuz. Özel açılım yaptırmak istiyorsunuz eğer, Instagram adresim. Doğum haritanıza, yıldızlarınızı lütfen baktırın, Instagram adresim. Çünkü bunları neden yaşıyorum? Bu zincir neden böyle gidiyor? Hep seviye yükseliyor diyorsunuz bana. O yüzden de doğum haritanıza ve yıldızlarınıza baktırın. Neden bunları yaşıyorsunuz? Neyde hata yapıyorsunuz? Neyi çok yapıyorsunuz? Bunlardan dolayı tabii kararsızın aşkolarım. Tabii ki sokak hayvanları için dolar işaretlerine bağış yapmayı unutmayalım bütün aşkolarım. Bugünkü konumuz. Vallahi gerçekten özel açılarımda bir de çok yazanlar da var. Aşkolarım, sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Umut boşanma arifesindeyim. Evleneceğim gün partnerim beni o gün terk etti. Nişanı bozdum. Boşanıyorum şu anda. Sevgilim beni terk etti. Hiç açıklama yapmadan vesaire vesaire diye. O kadar şey kapsamlı ki. O yüzden de buna neyle bakarız dedik? Katina'yla bakarız dedik. O yüzden de açılıma geçmeden önce bir de şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz her şeyde bizi, şimdi aşkolarım cansınız. Gerçekten iyi ki varsınız. Ama böyle kendini bilmez çoğu böyle nasıl diyeyim yazanlar da var. Kendini bilmezler. Bir de yorum yapıyorlar bir de. Ondan sonra tabii ki biz onlara o kadar güzel cevap veriyoruz ki oturuyorlar. Ötlerinin üstüne diyeyim ben artık. Ondan sonra ama lütfen boşa klavye delikanlı yapmayın. Gerçekten ben kahkahalar gülüyoruz biz ekip olarak. Her şeyde yani tırnağımdan tutun. Onun sonrasında her şeyi bir şey buluyorlar. Sağ olsun aşkolarım zaten onları o kadar güzel kapak yapıyorsunuz ki. Sizleri çok seviyorum gerçekten. Ben yalandan demiyoruz ailemsiniz gerçekten diye. Şimdi buna da yapacaklar. Şimdi ben çocukluğumdan beri mendil. Çocukluğumda böyle bayramlarda şey olurdu. Mendiller verilirdi. Ondan sonra ben mesela para yerine mendil, böyle işlemeli mendiller verildiği zaman daha çok mutlu olurdum. O yüzden de ben yumuşak dokuları, şeyleri seviyorum. Bunu da kendimden hiç taviz vermediğim için yapıyorum bu açıklamayı. Biliyorsunuz ben hem sokak hayvanları için bir de benim iki tane Hera'mla Venüs'üm var. Onlara aşığım. O yüzden de peluş seviyorum, yumuşak doku seviyorum. Gerçek kürke zaten karşıyım. Ama tabii ki yumuşak doku giymeyi de seviyorum. Bana kötü yorum yapanlara da hiç umurumda değil açıkçası. Bunu da söylemek istedim. Bu zaten bilinen bir markanın kürk görünümlü montu diyerek açıklama yapıyorum. Yani bu tarz böyle gereksiz bir mevzuda şey yaparsa gerçekten ağzının payını bende alır yani. Diye de söylüyorum. Ah canlarım benim, iki varsınız. Ne yapıyoruz? Katina'ya geçiyoruz. Şimdi bu boşanma olayı nasıl sonuçlanacak? Boşansam daha iyi mi olacak? Nasıl bu duruma geldik? O kadar şeyin içinde, çıkmazın içinde kalanlar, aşkolarım var ki. O yüzden de böyle bir tarot açılımı yapmak istedik ekiple birlikte biz. Enerjinizi yollayayım. Bakalım kolektifte nasıl bir enerji var. Musa. Aşkom. Aşkolarım. Neden boşanma, neden nişan atma, neden bu durumlara düştüler? Sorularını cevaplamak için bu açılımı yapıyorum. Arkasından dönen neler oldu aşklarımın? Bakalım neler olmuş. Aşkolarım neden boşanma arifesinde, neden boşandılar, neden nişan atmak zorunda kaldılar, neden ilişkilerinde problem yaşandı? İşler burada zaten şey yapıyor, karışıyor. Abanos, çok büyük sıkıntı, öfke ve üzüntü söz konusu, derin üzüntü, gözyaşı, sıkıntı, öfke, başarısızlıklar, mutsuzluklar. Bu kart sizin anlık enerjide bu durumda olduğunuzu, öfkeli olduğunuzu, kullanıldığınızı söylüyor. Yol kartı diyor ki, özel yaşamında ve iş hayatında önüne çıkan beklenmedik bir fırsat söz konusu. Doğru karar, büyük bir mutluluk, iyi bir gelecek, işte başarı. Seçtiğin bu yol seni üzecek ve hiçbir yere varamayacaksın. Seçtiğin bir yol seni üzecek ve hiçbir yere varamayacaksın. Sizinkinin hiçbir açıklama yapmadan gidişatını, kendisine göre doğru bir karar verdiğini söylüyor aşkolarım.
sevdiğini birisi tarafından aldatılacak ve ihanete uğrayacaksın. Biri sana bir kötülük yapmak istiyor, intikam duygusu duyacaksın. Şimdi, yılan kartı, hırlayı hırsızı uzaktan ararsınız aşkolarım. Hiçbir zaman hırlayı hırsızı uzakta aranmaz. Bir şeyiniz çalınır. Hiç beklemediğiniz insan, aslında ilk aklınıza gelen insan bunu yapar. Yani beklemezsin, kondurmazsın ama bunu yapar. Şimdi konumuz neydi? Boşanma arifesinde olan, boşanmaya hazırlanan ya da düşünen, nişan atmış, boşanmış aşkolarımın hayat hikayesi. Şimdi bu yılan bir kere sizin aklınızdaki kişi. Daha sonra bir de bu yılanlığı yapacak tabii ki bir kişiye ihtiyaç var. Tabii ki o da sizin çevrenizden bir kişi. Hırlıyla hırsızı uzakta aramayacaksın. Bir de şöyle bir şey de söyleyeyim, çok gereksiz. Dinle imanın kimde olduğu belli olmaz diyerekten. Yani bu belli olmaz. Kendimle örnek vereyim. Ben her şeyde çocukluğumdan beri hamdolsun, şükürler olsun diyerekten kötü bir şey yaşasam da, yaşamasam da, iyi bir şey yaşasam da ama kötü bir şeyin içerisinde bile bir güzellik olduğunu bilip de hayatımı o yüzden böyle mutlu yüzümü, mutlu gülüşümü hiçbir zaman bozmadım. Hep daima içerisinde senin çözmen gereken bir hazine vardır diye hayatımı yaşadım. Ve bunları zaten yaşamaya devam ediyorum. İyi ki de böyle inançlıyım. Bunda onur ve gurur duyuyorum. Bana böyle birkaç kendini bilmez şey yapmış. Onlara çok teşekkür ederim. Böyle sabah kahvemi içerken böyle benim için kahkahalarım eksik olmuyor. İyi ki varsınız kötüler. Çünkü her zaman iyilik yener. Siz de yaptığınızda kalırsınız kötüler. Hayırlara alamet, yüksek mevki, itibar. Diyor ki, itibar ve saygı birçok zorluklar yaşandıktan sonra gerçekleşecek yükselme, rütbe. Bu bizim kartımız aşkolarım. Bu acıları siz öğrenin diye. Bu acıları arkanız... Şimdi Rabbim diyor ki, ben sevdiğim kullarımı sınarım. Sen o kadar sevdiği bir kullar arasındaydın ki evet bu acılarla sınandın. Kendin gibi gördün. Ama halbuki iyi ki ileriki dönemler diyeceksin. İyi ki ben boşanmışım. İyi ki bu oyunların içerisinde durmayı tercih etmemişim. Her şerde bir hayır var. Yalandan yere atılarımı söylemiyor. Diyor ki ama buradaki zaten boşanma. Onun sonra nişan atma. Daha sonra partnerin hiçbir şey yokmuş zannettiğin zaman kaybolması... Burada o kadar çok kaos var ki aşkım. Sen zannetmişsin hiçbir şey. Her şey yolundayken ne oldu buna? Gitti. Hiçbir açıklama yapmadan. İşte şunlardan dolayı konu başlıyor. Burada hiç beklemediğin bir insan tarafından yılanlığı yapmış daha sonra sana açıklama yapmadan yol almış. Bunun doğru bir yol olduğunu söylüyor. Şimdi geçmiş enerjilerde. Bu kendince o düşüncesiyle mantıklı, kontrol odaklı, mantıklı kendince bu arkadaş, gitmenin daha olması gereken bir mevzu olduğunu şey yapmış. Ama kendisine göre. Yakut, yeni bir aşk veya sevgilinle aşkın karşılıklı olması söz konusu. Aşk, tutku ve sevgi, yoğun aşk, yeni bir aşk, karşılıklı aşk. Defalarca sınanan aşk, karşılıksız aşk, aşkta hayal kırıklığı, sorumlu ilişki. Burada ilişkiniz içerisinde gitgelli olduğunuzu, bir barışık, bir küsen bir ilişkin içerisinde olduğunu söylüyor aşkolarım. Diyor ki Selena, mutluluğa giden yolda ilerle, daha az üzülmelisin. Demin ne dedim? O kötü acıları Rabbim sizin Rabbimiz sevdiği kulu olduğunuz için yaşadınız. Diyeceksin ki Umut, bu kadar acı böyle mi? Daha yeni başladım Fatih'e. Ondan sonra bu acılar, yani kendimi intiharı bile düşündüm. Niye? Bunun için mi? Şimdi zaten bunun açıklaması ne? Bunun için mi? O kıymetli canım. O zaten bu kişi sen çok kıymetli olduğun için zaten seni seçti. Sen değersiz olsa bir narsist, kişilik bozukluğu olan bir kişi... Kadın olsun, erkek olsun hiç fark etmez. Değersiz bir insanı hayatında istemez. Çünkü onunla poz verdiği zaman bana yakışır enerjide olmasını düşünür. Çünkü içsel olarak dipteki o ezikliğini seninle birlikte kapatacaktır. Sen onun makyajı olacaksın. Evet, böyle düşünen çok yapıda insan var.
Ama böyle düşünen narsist, eğitimli, kültürlü olan narsistler de var. Şimdi bunu söylemeden edemeyeceğim. Ama dipte hep çöküntü. Sevgisizlikten, acizlikten, acınca kaldı. Ama siz tabii ki bu o kadar güzel yansıma yapıyor ki size ruh eşiymiş gibi zannettiniz. Selena. Birisi bir maskeyle gerçek yüzünü senden gizliyor. Sana gösterdiğinden farklı bir yüzü var. Tutarsız evlilik, tutarsız ilişki, çok yalan. Gördünüz mü? Kale. Şimdi sen zannediyorsun ki ben kendi halimde yaşayan, ondan sonra çok düzenli. Biz şimdi aynı ruhlar şöyle çok düzenli, tertipli. Yani stabil yaşamayı severiz. Huzurumuz için, mutluluğumuz için yaşarız. Ama tabii ki bu mutluluğu bozanlar da tabii ki Selena kartıyla maskeli hayatımıza giren, sanki senmişsin gibi, ruh eşiymiş gibi zannettiren kişi. Kendin gibi gördüğün, kişi kendinden bir ilişki var. Ah benim ruh eşimmiş gibi zanneden ama burada çok yalan var diyor. Bakın yeniden okuyorum aşkolarım. Birisi bir maskeyle gerçek yüzünü senden gizliyor. Sana gösterdiğinden farklı bir yüzü var. Tutarsız evlilik, tutarsız ilişki, çok yalan. Şimdi burada şunu açıklamak istiyorum. Fatih bu hemen toparlanacak bir şey değil aşkım. Direkt şey yapayım, dibine gireyim ben buna. Siz ilişkiniz başında, biz netliği severiz. Yani o kadar netliği severiz ki, mesela şöyle söyleyeyim, bu arada nasıl toparlayabilirim YouTube'da? Bak hayatım, ben çok cinselliği söyleyebiliyor muyum? Cinselliği çok meraklı bir insan değilim. Öyle bir insansan ben yanlış kişiyim. Bak biz her şeyi o kadar gride kalmayı sevmeyen bir aşkolara sahip olduğum için bu kadar netiz. Ya sen çok fazla meyilliysen, çok çapkınsan, çok flörtöysen ben yanlış kişiyim hayatım. Yani hiç gerek yok başlamaya. Ne diyor sonrasında? Yok ben öyle bir insan değilim. Ben düzenli bir ilişki arıyorum. Ondan sonra bak seni tam istediğin yerlerden vuruyor. Ondan sonra ben zaten Allah korkusu var. Kimsenin böyle vicdansız mermeye sık yapamam. Haşa. Bir de namaz da kılıyor vesaire vesaire. Siz buna aldanıyorsunuz. O kadar çok böyle inançlı insanlar var ki ama bunu yine söylüyorum. O kadar çok muska, büyü, tılsımla uğraşan kadın erkek var ki bunlar da namaz kılıyor. Ben geçen videonun bunlardan bahsetmiştim. Şimdi Rabbim buna karar verecek onun şeyine. Nasıl söyleyeyim? Günahını, günah boynuna. O karar verecek. Ama böyle insanlar da var. Benim zamanımda ailemde olan insanlar da vardı. Ama ben onlarla görüşmemeyi tercih ediyorum. Ve bunlar yakın. Çok yakın. Çünkü öyle insanlar benden uzak dursun. Allah bildiği gibi yapsın diyorum. Ve çok da mutluyum. Çünkü bana hizmet etmeyen, bir şey öğrenemediğim, enerji emici, toksit insanlar, ekolar lütfen aşkolarımdan uzak dursun. Ve sonrasında iyi ki gitmiş diye gerçekten şükredeceksiniz. Bu kişi tarafından. Kalem. Kalem o kadar... Şimdi bu tarz insanlar senin güvenli alanını taciz etmeye bayılırlar. Yani huzurlu bir hayatın vardır, huzurlu bir evin vardır, mutluluk için yaşarsın. Ve narsist, güçlü karakter, evet sever, onu manipüle edecek. Manipüle edince zaten zevk alıyor. Güçlü bir karakter istediği kıvamı getirdiği zaman zevk alıyor. Yani güçsüzden zevk almaz. Senin evini, arabanı, o hayat standartlarını sonrasında kıskanır. Onu, senin olan şeyleri sanki onunmuş gibi davranır. Paranı bile. Diyor ki, uzun bir ömür, uzun bir yaşlılık dönemi. Bunları artık farkındalığına yaşadığın zaman. Diyor ki, onun yüzünden ani hastalıklar, savaş, açlık, yıkım. Eğer kartın etrafı olumsuz kartlar çevriliyse hastalık olasılığı ve sakatlığı söz konusu olabilir. Ve şöyle söyleyeyim, sinir krizleri geçirmiş olabilirsin. Bu haksızlığı kaldıramıyor olabilirsin. Ya da kaldıramadın, kendini kullanılmış hissettin. Bu zaten narsisten sonra olabilecek en yüksek ihtimaller. Hastalanırsın, sinir krizi geçirirsin, işinden olursun, gücünden olursun. Belki şey yaptın, işinden oldun. İşinden atıldın ama bu son değil.
Seni çamura batırdılar. Çünkü mutsuzluğundan mutlu olmak için senin ruh eşi gibi gördüğün insan senin zombin oldu. Ruh öküzün oldu. O yüzden de ayağa kalkacaksın inadına. Daha da güçlü bir şekilde kalkacaksın ki istediklerini onlara vermeyeceksin aşkım. Diyor ki o yüzden de kaleni sağlam tut. Zaten egoyla, kibirle sana yaklaştı. Bir ilişkide ego kibir olur mu? Olmazdı. Ama sanki seni savaştığı bir düşman olarak gördü. Daha sonra Dastar. Bunları kim niye yapmış? Hemen söylüyor. Sevdiğin kişinin başkasıyla bir ilişkisi var. Bu yüzden de acı çekiyorsun. Bir şey yapmadan önce 2-3 kere düşünen kadın. Bundan dolayı boşanma. Bundan dolayı evlilik eşindeyken bırakılma, terk edilme. Düğün günü terk edilme. Nişan günü kaybolması. Dastar etkisinde bir kişi tarafından. Sevdiğin kişinin başkasıyla bir ilişkisi var. Bu yüzden de acı çekiyorsun. Bir şey yapmadan önce 2-3 kere düşünen kadın. Bunu tam tersine okumak istiyorum. Bu kadının yüzünde kurnazlık var. Kurnaz düşünceler hüküm sürüyor. İyi niyeti suistimal ve hinlik söz konusu. Bakın. Hırlı hırsız uzakta aramayın diyorum. Yakınınızda olan bir kişi. Sonra ilişkinin içerisindeyken yalnızlaştınız. Okey. Bunu bile kendi ya beni seviyor, benim üzülmemi istemiyor diye sizi uzaklaştıran aklınızda kişi çevrenizi hep sizden soğuttu. Hepsi herkes sırasıyla gitti değil mi? Ya da bu çok uzun bir zamandır. Hemen çevrenizden sizi soğutamaz. 3 sene, 4 sene, 5 sene, 6 senede bir bakmışsınız ki sadece aklında kişiyle sen kalmışsın. Çok enteresan değil mi? Bu bir tesadüf mü? Hayır, tesadüf değil. Diyor ki senin çevrenden bir kadın yüzünden boşanma, senin çevrenden bir kadın yüzünden evlilik arifesinde terk edilme, nişan arifesinde terk edilme, nişanı bozma ve partner sende hiçbir açıklama yapmadan gidilmiş aşkım. Senin çevrenden arkadaşın, kardeşin gibi gördün, abla gibi gördün ya da bu yaşı da büyük olabilir. Narsistler, kişilik bozukluğu olan insanlar tipe bakmazlar. Yani kendinle onları kıyaslama. Bende olmaya onda ne vardı? Hayır. Narsist seni sana ceza kesmek için çevrendik insanlarla maalesef ki cinsel olarak temasa girerler. Bu sendeki olan eksiklikten dolayı değil, onlardaki eksiklikten dolayı aşkım. Çevrendeki ben hep danışmanlıklarımda şöyle bir şey oluyor. Hiç çevrende, ilişkinin içerisinde hiçbir şey yokmuş gibi zannettiğin, her şey yolundaymış gibi zannettiğin zamanlarda yediğin içtiğin ayrı gitmeyen, selam verdiğin, her gün konuştuğun insanlar mı yok oldu çevrenden? Evet, umut diyorlar. O çevrendeki insanlarla zaten işi pişirdi. Ve bombaya geliyoruz aşkolarım. Şimdi kız çocuğunun anlamı senin içindeki saf kız çocuğu, temiz kalpli olan kız çocuğu. Zaten bu sen, bu sende olduğu için zaten seni seçti. O kadar kıymetlisin, o kadar enerjin yüksek, o kadar avran geniş olduğu için. Yani güçsüz insan seçmez kişilik bozukluğu, narsist. Güçlü insanı güçsüzleştirmeye uğraşır. O yüzden sen çok kıymetlisin aşkım. Şimdi, evet, bu evlilik neden bozuldu? Bu evlilik neden evlenme arifesinde terk edildin? Neden evlilik, düğün günün, nikah günün neden hiçbir açıklama yapmadan kaçmayı tercih etti? Şundan dolayı hemen söylüyorum. Çocuk sahibi olamama, çocuğun sebep olduğu üzüntü, masumiyetin zedelenmesi. Bir çocuk yüzünden. Sevdiğin kişi, kürtaj, ya da bir yasaklı içecekler, düğün öncesi, nişana az kala ya da ilişkin içerisinde seni terk edip bitmesinin sebebi yakın çevrendeki bir insanla husumet kurup daha sonra anlık düşündüğü için ve sizinkiler çoğu aşkolarım seksüel bağımlı doyumsuz insanlar olduğu için yani tensel ben çoğu videomda hep söylüyorum dokunmayı seven partnerlere sahip olduğunuz için
size maskeli davrandığı için ve size zaten maskeli davranmasaydı eğer, siz zaten böyle bir karakteri direkt kabullenemezsiniz. Ve daha sonra ilişki istemezsiniz. İşte sakladığı gizlediği ikinci ikinci karakteri. Aslında gerçek karakteri. Size sadece gösterdi, size sadece yansımaydı. Yani sizin karakterinizi size yansıttı aşkolarım. Bu kişi neden kaçmış? Kürtaj, yakın çevrenizdekiyle temas haline girdiği için, daha sonra gebelik olduğu için kaçmış aşkolarım. Zaten bir düğün arifesinden, bir nişan arifesinden kolay kolay bir narsist de olsa kaçmaz. Çünkü sizden besleniyordu, sizi kaybetmek istemiyordu. Kaçış amacı buymuş aşkolarım. Burada bir kız çocuğu, bir gebelik, bir yanlış nefsine hakim olamama olayından sonra zaten kaçmayı tercih etmiş. Bunun en doğrusu olduğunu düşünmüş kas kafalı. İsfahan diyor ki, belime de ağrı girdi bu arada şu anda aşkolarım. Şimdi tutumunu değiştirirsen zafer gelecek. Aynı hatalara düşmemelisin. Şimdi Umut diyor, danışmanlıklarımı şöyle söylüyor. Umut, ben aynı döngüleri ve aynı kişiyle 3 kez, 2 kez, 4 kez yaşadım. 4 kez çok azdır. Yani 4. de uyanmadıysa artık herhalde kimse uyanmaz 4. de. Çünkü burada diyor ki, kulum uyan artık. Bu seviyeleri her hayatına soktuğum insanda aslında zaten onlar iyi bir öğretmendi. Sen iyi bir öğrenci olsaydın eğer diye zaten giriyorlar. Birincide öğrenmedin. İkincide öğrenmedin. Üçüncünde öğreniyorlar. Genelde benle doğum haritası yıldızname zaten üçüncü neden bu döngüyü ben yaşıyorum diye artık kendine soran aşkolarım doğum haritası yıldızname'ye baktırıyorlar aşkolarım. O yüzden kendiniz için bir sefer lütfen kendiniz için yatırım yapın diyorum. Diyor ki tutumunu değiştirirsen zafer gelecek. Aynı hatalara düşmemelisin. Yeni gelecek olan nefse de lütfen kendin gibi görme. Bu demek değil ki hayatını kimseye alma. Artık hayatımı kimseye almayacağım. Ben kendimi kapatacağım. Artık ölmekten beter oldum zaten. Artık kendime söz veriyorum, kimseye almayacağım. Niye? Zaten bu hataları öğren diye imtihan edildin. Tamam. Yeni gelecek olan nexte öğrendiklerin cesarete gel, korkak davranma, artık oyuna gelme diye yaşadın. Kendini çok sev diye yaşadın. Başkalarına kendinden çok değer ver diye değil. Yani kendinden çok başkasını sev diye bunları yaşamadın. Benlik enerjisine gel. Ondan sonra benlik enerjisinde olduğun zaman onlar senin kıymetini bilsin diye diyor. Daha sonra Aral, sizinki aklınızda kişi. En sonunda bu aşkın değerini bileceksin. Sadık, ilgili, duygusal aile kurmaya ve aile bağlarına önem veren, hak ve hukuka önem veren. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bu hatları yedi bu. Ondan bir süreden sonra gelecek. Zaten gelecek enerjiler çıktı. Şimdi şöyle bir şey. Acaba aynısını yapar mı? Sen yaptırır mısın? Hiç yaptıracağını düşünmüyorum. Çünkü buna, bu Aral'a eskisi gibi davranmazsan, İyi ki de bunları yaptı mı, her şerde bir hayır var diye bakarsak artık açığı var. Artık outlet senin gözünde. Eskisi gibi sevebilir misin? Bence eskisi gibi sevmemen lazım. Ama şimdi bu Aral, şimdi eskiden sana değersiz davranıyordu. Çünkü cepte görüyordu. Sen çünkü çıkarsın menfaatsiz yaklaşıyordun. Aa, gitmez, Ayşe gitmez, Ahmet gitmez, Veli gitmez, Derya gitmez diyordu. Değil mi aşkım? Ne yapacağız biliyor musunuz? Bundan vazgeçemiyor musun? Bu sana o kadar çok şey öğretti ki bu öğretmen, bu Aral. Sen iyi bir öğrenci ol diye hayatın eksenindeki olayları senin düşündüğün gibi olmadığını. Evet, bu çok acı bir şey. Düşündüğün hiçbir şeyin aslında öyle olmadığını öğrenmek çok acı bir şey. Ama öğrendiğin zaman bu Aral artık outlet oldu gözümde. Vazgeçemiyor musun? Çünkü sen artık onun gözünde kıymetli oldun. Bu sana hata yaptığı kişi ne oldu? Parası için. Senin olduğun için. Senin hayatını kıskandığı için Aral'ı aldı. Aral değerli değildi zaten. Sen değerlin aşkım. Bu çevrendeki dastar. Senin olanı kıskandığı için, hasetlendiği için, çekemediği için,
Çünkü senin o kadar avran geniş ki bir yere girdiğin zaman o kadar çok dikkat çekiyorsun. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Bazı insanların çok şey yapması gerekiyor. Bir şey, böyle dikkat çekebilmesi için. Ama senin hiçbir şey yapmana gerek. O kadar kıymetlisin. Şimdi seni kaybetme korkusunu yaşadığı zaman Aral gelecek. Ama evet, boşanmak mı? Umut, bunları nasıl unutayım? Unutulacak şeyler değil. Ama zaten şöyle bir şey. Ben artık bunu istemiyorum. Hayatıma yeni bir insanla devam edeceğim. Ama şunu unutma. Sen akıllanmazsan, bu yaptı da bana, öbürü de yapmaz. Ah benim bu bana çektirdi de, bu benim acılarımın karşılığı başkası geldi dersen, bu Aral'dan daha çok üzüleceksin. O yüzden de hemen toparlıyorum Fatih. Çünkü katına bu kadar şey ol ya, uzadı. Ondan sonracıma sen karar ver. Outlet'in sana hizmet etmesi mi? O acıları çektirin insanın sana hizmet etmesi mi? Yoksa yeniden baştan, sıfırdan, ama akıllanırsan okey. Ama kendin gibi zannedersen, yani bunu hayatını geçiremezsen daha berbatı gelecek. O yüzden de lütfen ilk önce ben kendimi çok seviyorum demen gerekiyor. Bence demelisin aşkım. Bu düzelir mi? Artık eskisi gibi davranmazsan, kendini çok seversen, sana hizmet etsin. Bunu unutabilir miyim Umut? Bunları unutabilir miyim? Unutma. Zaten bunları unuttu yaşamadın. Bir ders çıkardı yaşadın aşkım. Kitap. İnsanın içini rahatlatan derin ve büyük bir sır. Hayat sırlarının açığa çıkması, ruhun zenginleşmesi. Sıkıntı veren büyük ve derin bir sır, aydınlanmak, sırların açığa çıkması. Zaten burada neden terk edildin, neden düğün arife gün, düğün nişan arifesi, neden sana hiçbir açıklama yapmadan gidildiği ve sonrasında neden bu kadar her şey, düğün günü, nikah günü, ondan sonra işte misafirler, konuklar, davetliler, herkes geldiği zaman neden gidildiği vesaire. İşte bir kız çocuğunun canına kıyıldığı için. Bu versiyonda erkek çocuğu da olabilir, kız çocuğu da olabilir. Zaten bu olayın niye böyle olduğunu bize açıklıyor aşkolarım. Ve zaten de son kartım, yine okuyayım. Sıkıntı veya büyük bir derin bir sır. Aydınlanmak, sırların açığa çıkması. İşte. Sonrasında emin olun, kapatıyorum şu anda. Sonrasında emin olun, iyi ki de gitmiş. İyi ki de bunları bana yaşattı. Çünkü bir narsiste açığını bulduğunuz zaman artık narsist size hizmet eder. Çünkü narsistin hep açığı vardır. Böyle demek istedim. Bir anda geldi. Aşkolarım, sizleri çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere diyorum. Kapatmadan önce ne yapıyoruz? Abone oluyoruz. Beğen tuşuna basıyoruz. Ve o güzel kalp emojilerini beni esirgemiyorsunuz. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız eğer, Instagram adresim. Doğum haritasına ve yıldızlanmanıza baktırmak istiyorsanız eğer, Instagram adresim. Sokak hayvanları için bağış yapmak istiyorsanız da dolar işaretinden yapabilirsiniz aşkolarım. Fatih'cim, başka bir şey unuttun mu? Unutmamışım. Sizleri kocaman 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 öpüyorum.